Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettiririz. Şimdi Trump Kudüs'ü kalkıyor başkent ilan ediyor, öyle mi? Golan tepelerini işgalci İsrail'e çekiyor, öyle mi? Ya sen kimin arazisini Netanyahu'ya veriyorsun? Birleşmiş Milletler'in kararı var. Sen nasıl oluyor da bunu İsrail'e peşkeş çekiyorsun? Böyle bir yetkin yok. Böyle bir hakkın yok. Ali Kırambaç kesen ya. Var mı böyle bir şey? Biz hangi dünyada yaşıyoruz? Hakkı aykırmak, hakikatleri cesaretle dillendirmek bizim görevimizdir. Bunun için herkes boş verse de biz boş veremeyiz. Ve siz de Türkiye'den bir cevap alacaksınız tabii. Alacaksınız. Bunlara bir cevap vermemiz gerekmiyor mu? Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp Ayasofya'yı cami ismiyle müsemma hale getirdik. Ayasofya'yı cami ismiyle müsemma hale getirdik. Ya sen kimin arazisini Netanyahu'ya veriyorsun? Ali Kırambaç kesen var mı böyle bir şey? Biz hangi dünyada yaşıyoruz? Herkes sessiz, tepkisiz kalsa da biz sessiz kalamayız. Herkes görmezden, duymazdan gelse de biz görmezden gelemeyiz. Varsın İslam düşmanları rahatsız olsun. Varsın batılı siyasetçiler gerçekleri işitmek istemesin. Biz de şimdi mesuliyetimizin gereği olan bu cevabı verdik, veriyoruz, vereceğiz. Onun için 31 Mart bir beka meselesidir. Bunu böyle biliniz. 31 Mart bir beka meselesidir. Bunu böyle biliniz. 31 Mart bir beka meselesidir. Bunu böyle biliniz. Şimdi gelelim bir de temelsiz temelliye. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Sesiniz az geldi, yanlış mı duydum? Türkiye'de Güneydoğu Anadolu bölgemiz var. Doğu Anadolu bölgemiz var. Karadeniz'imiz var. Akdeniz'imiz var. Orta Anadolu bölgemiz var. Ege'miz var. Marmara'mız var. Ama Kürdistan diye bir bölge Türkiye'de yok. Ey Sezai, eğer sen böyle bir yer arıyorsan Irak'ın kuzeyinde var. Defol oraya git. Bu adam var ya, bu adam aynı zamanda Kürt de değil ha. Neydi belirsiz ya. Ama benim Kürt kardeşlerimi bu adam istismar ediyor. Onların üzerinden prim yapmaya çalışıyor. Sizi Cudi'de inlerinizde vurduk. Gabar'da vurduk. Tendürek'te vurduk. Kandil'de vuruyoruz ve vurmaya devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Milletimizin huzurunu bozamayacaksınız. Bizi bölemeyeceksiniz. Bunları anlamak mümkün değil. Nasıl oluyor da hiçbir zaman bir araya gelmelerinin mümkün olamayacağı bu siyasi partiler şimdi bir araya geliyor. Burası çok anlamlı. Ve düşünün, Cumhuriyet Halk Partisi, HDP bir araya geliyor. Fakat açıklayabiliyorlar mı? Hepsi de inkar ediyor. Bütün artık belgeler elde. Bütün bunlara rağmen yalan yanlış konuşuyorlar. Şimdi bunları da tabii ben sizlere ispat edeceğim.
Biz milletimizle kucaklaşırken onlar Ankara'da hala liste kavgası, isim rant kavgası veriyordu. Seçmeni ancak sandık günü iyice yaklaşınca hatırladılar. Bu dönemi de 3-5 salon toplantısıyla, 2-3 gazete röportajıyla atlatmaya çalışıyorlar. Kardeşlerim, İstanbul gibi Türkiye'nin kalbi olan 15 milyonluk bir şehirde doğru dürüst miting dahi yapmadılar, yapamadılar, buna cesaret dahi edemediler. Gittikleri yerlerde ya Hatay'da olduğu gibi milletimize ya da Denizli ve Aydın'da olduğu gibi şahsıma hakaret ettiler. Hiçbir şey bulamadıklarında da Yeni Zelanda saldırısı sonrasında olduğu gibi tuttular, tüm Müslümanlara hakaret ettiler. Türk ve Müslüman düşmanı bir caninin suçunu bile size, bize ve İslam dünyasına yüklemekten çekinmediler. Değerli kardeşlerim, bir şey söylememe gerek var mı? Ya şu adamın söylediğine bak. İslam dünyasından kaynaklanan terör diyor. Bu adam bu ülkenin yeri geldiği zaman %99'u Müslüman demiyorlar mı? Diyorlar. Ya peki sen İslam dünyasından kaynaklanan terör nasıl dersin ya? Sen neye çalışıyorsun? Sen bu ülkenin herhalde Müslüman olduğunu unuttun. Önce kendini bir aynanın karşısına geç, bir gözden geçir. Sen nesin? Belediye başkanına sormuş. Burada baraj var mı? Şunu da bir gösterin. 6 baraj yaptık, 3 tanesini de yapacağız. Sordum başkana, 6 baraj gerçekten yapıldı mı? Baraj yok ki dedi. Baraj yok ki 6 baraj yapılsın. Bakınız, ya bu adamın hayatı yalan. Akşam yalan, sabah yalan. Buyurun, ben size delillerle konuşuyorum. Hatay'daki barajları bizzat sizlere tevsik ediyorum. Ama bu adam utanmıyor ya. Çok, yalanı bu kadar kolay kullanan birisi yok. E şimdi işte bir tanesini İstanbul'a aday gösteriyor. O da herhalde eğitimini almıştı. Yalan malan her şey var. Kardeşlerim, çok ciddi bir yola gidiyoruz. Sıradan bir yol değil. Burası İstanbul. Bir ilçe değil. İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı yapmak her baba yiğidin kârı değil. Onun için İstanbul'a biz bundan dolayı gerek belediye başkanlığım döneminde deniz otobüslerinde genel müdürlük yapmış, daha sonra Ulaştırma Bakanlığı yapan, daha sonra Başbakanlık, daha sonra Meclis Başkanlığı yapan Binali Yıldırım kardeşimizi biz İstanbul'a layık gördüğümüz için İstanbul'a belediye başkan adayı yaptık. Çünkü İstanbul bir ilçe belediyesi değil. Bu bakımdan buraya gelecek olan bir belediye başkanıyla bizim İstanbul'u ayağa kaldırmamız lazım. Çünkü İstanbul sevdamızın adıdır bu. Türkiye sevdamızın adıdır bu. İstanbul aşkımızın timsalidir. Trabzon bizim göz bebeğimizdir. Tıpkı şarkımızda olduğu gibi bizimkisi bir aşk hikayesidir. Biz duasını hiçbir zaman bizden esirgemeyen milletimize aşığız. Biz her seçimde bu davaya eşsiz zaferler yaşatan insanımıza aşığız. Bu saate kadar beklediniz, kaldınız. Hakkınızı bize tekrar helal edin. Ve diyorum ki şu 4 gün içerisinde durmak yok. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalar için teşekkür ediyoruz.